Bismillahirrahmanirrahim. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu değerli izleyenler. Memleket gezgini olarak bu hafta tarihi şehir Silvan'a geldik. Silvan'ı dolaşacağız. Silvan'ı sizlere göstereceğiz inşallah. Bakalım Silvan'da bizleri neler bekliyor. Silvan'a hoş geldiniz. Buyurun. Kıymetli izleyenler, Silvan diğer ismiyle Meafarkin yaklaşık tarihi milattan önce 3000'li yıllara dayanıyor. O günden bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapıyor. Asurlar, Artukulular, bununla birlikte Romalılar, Bizanslılar ta günümüze kadar Meafarkin dimdik tüm ihtişamıyla, tarihiyle ayakta duruyor. 639'da Hazreti Ömer döneminde İyaz bin Ghanem komutasındaki İslam orduları buraya geliyor. Meafarkin'e, diğer ismiyle Silvan'a geliyor ve burayı fethediyor ve İslam topraklarına katıyor. İşte şu anda Meafarkin diğer ismiyle, günümüz ismiyle Silvan tarihi kalesinin 9 kapısından bir tanesindeyiz. Şu anda Kulfa diye tabir edilen kapı. Hemen giriş yapıyoruz ve kaleyi size gösteriyoruz inşallah. Haydi birlikte gidelim, buyurun. Evet kıymetli izleyenler, şimdi Silvan Kalesi'nin olduğu yerdeyiz. Silvan Kalesi'nin çok önemli iki tane özelliği var. Bunu hemen size söyleyeyim. Birinci özelliği, dünya üzerinde bulunan ilk dolgu kaledir. Daha doğrusu ilk ve tek dolgu kaledir. İçi tamamen taşlarla, topraklarla doldurulmuş ve dünya üzerinde bunun başka bir örneği de yok. İkincisi, buranın bir efsanesi var. Efsanesini de birazdan anlatacağım inşallah. Bu kale... yer yer ayakta kalmış bazı bölümleri var. Tüm ihtişamıyla bu ayakta kalmış bölümleri de gözlerinizin önünde kıymetli izleyenler. Kale ile ilgili hemen size bilgi vereyim. Kuzey güney yönünde 500 metre ve doğu batı yönde 600 metre uzunluğundadır bu kale. Surların toplam uzunluğu ise 2200 metredir. Kıymetli izleyenler, surların yüksekliği 25 metreyi bulur. Surlar üzerinde 50 burç ve kale bulunmaktadır. Kalenin kapı sayısı ise 9 tanedir kıymetli izleyenler. Hemen ben buranın efsanesine geçeyim. Gerçekten ilginç ve garip bir efsanedir. Şu anda hemen arkamızda bulunan bu burç. Buranın efsanesi biraz kulaktan kulağa duymuş, birazcık da değişikliğe uğramış ama sonuç itibariyle insanı etkileyen bir söylem, bir hikayesi var kıymetli izleyenler. Zembilfroş burcun ismi, kalenin ismi, yöre tarafından bu kalenin ismi Zembilfroş, yani sepet satıcısı diye bilinen Zembilfroş olarak isimlendiriliyor. Nedir Zembilfroş kıymetli izleyenler? Vakti zamanında burada bulunan bir beyin, bir yöneticinin çok yakışıklı, zengin, zevk-ü sefasına düşkün bir oğlu varmış kıymetli izleyenler. Bu avı da çok severmiş. Bir gün ava gider, av dönüşü bir mezarlıktan geçermiş bu beyin, bu kralın, o dönemin yöneticisinin oğlu. Ve gözü mezarlığa takılır. Mezarlıkta birden kalbi yumuşar. Bu insanlar öldü. Zengini de öldü, fakiri de öldü. Ben de öleceğim. Zevk-ü sefa içerisinde olan, malın, mülkün içerisinde olan ben de öleceğim ve eşit bir şekilde toprağın altına koyacaklar ve hesabımı vereceğim. Ve o şekilde kalbine iman geliyor kıymetli izleyenler. O kalbi yumuşuyor, kendini Allah'a adıyor artık. Alıyor eşini ve çocuklarını birlikte yola düşüyorlar. Bütün zevk-ü safasını bırakıyor. Bütün malını, mülkünü bırakıyor. Her şeyini bırakıyor. Bir derviş oluyor bu
Zembil Froş, sonradan ismi Zembil Froş olacak olan bu şahıs, Bey'in oğlu, kıymetli izleyenler. Tabii çok yakışıklıdır. Kendisi sepet yapıp sepet satar, sokak sokak, köy köy dolaştırır. O dönemin beyin hanımı varmış ve beyin hanımı bu sepet satıcısını görür, Zembil Froş'u görür ve gönlünü kaptırır. Maalesef öyle bir durumla karşılaşır. Hemen bunu saraya çağırır, bu sepet satıcısını, ve ona kalbinden geçenleri ilan eder. Ama Zembil Froş derviştir. Zembil Froş Allah'tan korkan bir insandır. Ve bu kadının tüm teklifini reddeder. Ama kadın gene onu bırakmaz. Ve onu takip eder. Bulunduğu çadıra kadar gider. Ve zamanla çadırın yerini de öğrenir. Netice itibariyle bu kadın, beyin hanımı, Zembil Froş'un hanımının yanına gider ve bütün takısını, bütün mücevherini, bütün malını, varını, yoğunu bu kadına verir ve çadırda çadırdan ayrılmasını ister. Gece kar hanımı da bunu kabul eder, çadırdan ayrılır. Gece bu beyin hanımı Zembil Froş'un hanımının elbiselerini giyer, o şekilde bekler. Silvan'a, Meya Farkine diğer ismiyle, gece karanlık düşmüştür ve Zembil Froş sepetlerini satıp eve dönmüştür, çadırına dönmüştür. Yatağına girmiştir ama gelin görün ki hemen farkına varır. Bu hanımın ayaklarındaki halhaldan bunun hanımı olmadığını anlar ve hemen oradan ayrılır ve o hanımı, o kadını evden kovar. Tabii bu kadından kurtuluşun olmayacağını anlayan Zembil Froş işte gelir şu burcun üzerine ve bu burçtan kendini aşağı atar ve o şekilde ölür. Efsane bu şekilde. Başka bir efsaneye göre Zembil Froş kendini buradan atar ama ölmez. Gider Malabadi Köprüsü'nün yanına. Orada elini Allah'a açar. Ya Rabbi beni bu kötülükten kurtar. Ya Rabbi benim canımı al der. Ve Allahu Teala çok sevdiği kulu Zembil Froş'un orada canını alır ve Rahman'a teslim olur. İşte kıymetli izleyenler, buranın da böyle bir efsanesi var. Silvan Kalesi. Diğer ismiyle Zembil Froş Kalesi. Kıymetli izleyenler, tarihi Sirvan Selahattin Eyyubi Camisi'ndeyiz. Namı diğer Ulu Cami. Ulu Cami gerçekten yapı olarak muhteşem bir yapı. Buradaki ibadet gerçekten tadına, lezzetine doyum olmaz bir ibadet. Görmek olmaz, mutlaka yaşamak lazım. Şu anda yanımızda hocamız var. Mehmet Remzi Baydar hocam. Hem kendisiyle tanışacağız, hem muhabbet edeceğiz, hem biraz tarihi Ulu Cami'den bahsedeceğiz. Ve aynı zamanda kendisinin biraz yorumunu da alacağız inşallah. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam, iyisiniz? Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizi biraz tanısak olur mu? Mehmet Remzi Baydar, ilçe vaiziyim. 8 aydan beri müftümüz olmadığı için vekaleten onun yerine bakıyorum. Mübarek olsun inşallah. Seydan benim, Seydan diyebilirim değil mi? Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun inşallah. Hocam şimdi tarihi Ulu Cami, gerçekten tarihi ve çok, yani manevi atmosferi çok çok yüksek bir cami. Tarih konusunda bir iki kelimeyle bize biraz anlatır mısınız burayı? Şimdi bu biliyorsunuz Silvan'ımızın en büyük camisi ve en eski camisi. Artuklar döneminde yapıldığı söyleniliyor. Tarihi tam kesin olarak bilinmemekle beraber Selahaddin Eyyubi döneminde 1185'te, yaklaşık 833 yıl önce genişlemeye tabi tutulmuş. Şu andaki durumu daha sonra bazı
değişikliğe uğramış halidir. Yani zaman zaman tadilata uğramış değil mi? Tadilata uğramış, genişlemiş. Yani orijinal halini bu kadar geniş değilmiş. Peki ortalama kaç kişi alıyor burası Seydan? Yani 2000 civarı tahmin ediyoruz. 2000 civarı değil mi? Evet. Maşallah, gerçekten muhteşem bir cemaati var buranın öyleyse. Yani burada 5 genelde öğle ve ikindi namazlarında 300-400'den düşmüyor cemaat. Maşallah. Evet, her yani haftanın yani sürekli her, bu böyle. Haftanın her günü ikindi ve öğlen ve ikindi vakitlerinde 300-400'den aşağı düşmüyor. Genelde burası merkezi olduğu için köylerden gelenler, işte işi icabı gelenler. Burası hem tarihi hem güzel, hem de ibadet burada gerçekten çok lezzet veriyor, keyif veriyor insana. Ve insanımız burayı tercih ediyor. Ama tercih edilmez mi Seyyidam? Gerçekten şahane ve mükemmel bir yapısı var. Bir de yani gerçekten bu tür tarihi mekanlara gelip ibadet ettiniz mi? Gerçekten yani öyle bir huşu alıyorsunuz, öyle bir huşu duyuyorsunuz ki gerçekten tadına doyum olmaz. Peki hocam, şimdi camiler bizim olmazsa olmazlarımızdan, özellikle ümmetin kalbi, ümmetin göz bebeğidir camiler. Ve sanki böyle genç nesil mi diyelim, genç nesil biraz uzak duruyor gibi camilerden. Bu konuda ne söylemek istersiniz Seydan? Yani sizin de bahsettiğiniz gibi camiler İslam'ın şiarlarından biridir. Ve belki de en önemlisidir. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir beldeye gittiğinizde eğer o beldede bir mescit cami varsa o belde halkına, ahalisine dokunmayın. Orası bir İslam beldesidir. Ve dolayısıyla camiler bizim olmazsa olmaz mekanlarımızdır. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu innel mesacide lillah, mescitler Allah'ın evleridir. Ve Allah dışında kimseye çağrıda bulunmayın. Yani bir şey istiyorsanız Allah'tan isteyiniz. Camiler ibadet mekan yerleridir, ibadet yerleridir. Ve bu camilerimiz özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımıza şu anda bağlı camilerimizin hemen hemen hepsi Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı. Ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın bütün camileri herkese açıktır. Özellikle öğle namazından bir saat önce başlayıp ta yatsı namazının sonuna kadar her vakit camilerimiz açıktır. Ve herkesin gelip bu manevi atmosferi teneffüs etmesini bekliyoruz, istiyoruz, temenni ediyoruz. Fakat sizin de bahsettiğiniz gibi maalesef bugün genç kesim artık nedeni tam olarak belki budur, şudur diyemiyoruz ama yani insanlarımız genel itibariyle bir gaflet içerisine düşmüş. Özellikle dünyanın çekici işte zevklerine çoğalması, özellikle yani insan yaşam koşullarının iyileşilmesi, bunun da bir nevi dünyevileşme olması, bir de başka bir sürü nedenler de maalesef gençlerimiz bugün camilerden uzaklaşmış. Sadece camilerden uzaklaşma değil, aynı zamanda bir ahlaki çöküş de söz konusu. Yani özellikle camilerimiz her zaman açık. Çocuklar, gençler, bayanlar, erkekler, herkesin, herkes için açık. Ve herkesi bekliyoruz. Yani şöyle diyebiliriz Seydam, yani camiler bizim yani Allah'ın evidir. Aynı zamanda bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Burası buluşma yeridir. Bütün Müslümanlar diyerek çoluk çocuk herkes buraya gelsin, burayı doldursunlar. Evet, aynen öyle. Gelsinler, bir dertimiz varsa, bir sıkıntımız varsa paylaşalım. Muhabbet ortamı var, sohbet ortamı var burada. Ne her güzel. Şey var yani. Allah razı olsun. Ne güzel. Allah hayırınızı kabul etsin hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Baştacısınız. Allah razı olsun. Gelişten dolayı hep size ve ekibimize teşekkür ediyoruz. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun kıymetli izleyenler. Silvan Tarihi Salahaddin Eyyubi Camisi, namı diğer Ulu Cami
hocamızla birlikte kısa bir söyleşi yaptık. Kendisi tanıttı. Kendisine de teşekkür ediyoruz burada. Ve dolaşmaya devam ediyoruz Tarihi Ulu Camii. Buyurun. Evet kıymetli izleyenler, dünya üzerinde iki tarihi köprü benim çok hoşuma gidiyor. En sevdiğim köprülerden bir tanesi Bosna Hersek'te bulunan Mostar, ikincisi Silvan'da bulunan Malavadi. İki tarihi köprü hem yapı bakımından, hem duruş bakımından, hem görsel bakımından şahane, gerçekten muhteşem yapılar. Binlerce yıllık tarihe rağmen, o kadar başlarına gelen olaylara rağmen dimdik ayakta durmuş köprüler. Kıymetli izleyenler, şu anda yanımızda bir kardeşimiz var, Cengiz kardeşimiz. Kendisiyle hem muhabbet edeceğiz, hem tanışacağız, hem köprüyle ilgili biraz bilgi kendisinden alacağız. Kendisi buranın yerlisi, aynı zamanda Silvan'ın yerlisi. Önce bir tanıyalım mı sizi Cengiz abi? Cengiz Bilmez, buralıyım. Burada yaşıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah, Allah razı olsun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Allah senden razı olsun inşallah Cengiz abi. Durumun nasıldır, iyidir? Elhamdülillah, iyiyiz. Allah razı olsun. Ne yapıyoruz, neyle uğraşıyoruz? Çiftçilikle uğraşıyoruz. Vay, Allah kolaylık versin inşallah. Allah razı olsun. Teşekkürler. Şimdi dünya üzerindeki en güzel iki köprü. Mostar, Bosna Hersek, bir de Malavadi. Evet. İkisi birbirinin ikiz kardeşi gibi. Birbirlerine de çok benziyorlar. Evet. Dimdik ayakta duruyorlar. Bu köprünün tarihiyle ilgili bize biraz bilgi versen olur mu acaba? Yani tarihiyle ilgili bildiğimiz kadarıyla ben kısaca anlatayım. Bilinen Malavadi Köprüsü Silvan ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunur. Diyarbakır Batman karayolu üzerinde bulunur. Taş köprüler içerisinde dünya üzerinde kemeri en geniş olan, biraz önce bahsettiğiniz gibi Mostar Köprüsü ile beraber kemeri en geniş köprü olarak bilinir. Artuklular döneminde yapıldığı tahmin edilir, 1140 yılında. Onun dışında köprünün genişliği 7 metre civarında. 7 metre üstten genişliği değil mi? Üstten genişliği 7 metre, uzunluğu 150 metre. Maşallah, gerçekten doğrudur. 150 metre civarı bir genişliği var, gerçekten şahane. 150 metre uzunluğu. Hı hı. 150 metre uzunluğu. Sudan köprünün üstüne kadar, yani o kemerin üst kısmı kilit taşına kadar takriben bir 19-20 metrelik bir mesafe bulunur. Ayrıca köprünün sağında da solunda birer oda bulunur. Bu odalar tavanları yüksek, tuğladan yapılma. Yani o zamanın şartlarında, hani kışın çetin şartlarında, hem soğuktan hem de dış tehlikelerden korunmak için yani oraları barınak olarak kullanmışlar. Tabii muhtemelen gelen yolcular değil mi? Giden yolcular oraya gitsin diye. Evet, gelen giden yolcular orada konaklansın, en azından hani dış tehlikelerden korunsunlar ya da kışın çetin şartlarından korusunlar diye. O iki odalarda kalıyorlarmış. Ey maşallah, atalarımız neler neler düşünmüş, gerçekten harika bir şey. Evet. Peki bugüne kadar herhalde birden çok tadilata uğramış da sanki daha önce duyduğum kadarıyla, görmedim fakat duyduğum kadarıyla araba trafiğine açıkmış burası. Evet, doğrudur. Daha önce araba trafiğine açıktı. Ondan sonra işte bir tadilattan sonra kapattılar bu köprü yapıldıktan sonra. Bu köprüyü taşıt trafiğine kapattılar. Şu anda sadece yaya olarak
insanlar kullanabiliyor orayı. Evet, tüm ihtişamıyla gözler önüne seriliyor. Gördüğünüz gibi olduğu gibi duruyor. Hatta bu kemeriyle ilgili Evliya Çelebi seyahatnamesinde Ayasofya'nın kubbesi altına sıkar gibisinden sözleri de var. Yani Malabadi Köprüsü o kadar ki dillere destan bir köprü. Gerçekten. Yani herkes tarafından bilinen bir köprü. Ama gerçekten dillere destan. Şimdi Ayasofya'nın kubbesi altına sığıyor mu? Muhtemelen sığıyor. Gerçekten çok büyük bir kubbe kemeri var. Evet. Öyle dedik. Hatta 1940 yılında bu Diyarbakır'a gelen bir Fransız gezgin varmış. O da aynı şeyi söylemiş. Yani hani o dönemde işte hani modern teknik olmayan o dönemde böyle bir köprünün bu şartlarda yapılması gerçekten yani tek kelimeyle takdire şayan şeklinde konuşması olmuş. Hatta o da Ayasofya'nın kubbesi altına sar gibi o da bir laf etmiş. Yani kısacası Malabadi'nin hikayesi böyle. Değil mi? Gerçekten yani. Harika. Peki şey söyleyeyim. Şimdi yeni yapılan modern köprüler var. Çimentodan yapılıyor bizim günümüzde betondan. Bu köprülerin muhtemelen ömrü 100 veya 150 yıl ancak var veya yok. Binlerce yıllık bu Malabadi Köprüsü ayakta ve dimdik ve tüm güzelliği, tüm ihtişamıyla gözler önünde gerçekten insanı etkiliyor. Gerçekten. Zaten gördüğünüz gibi komple taşlardan yapılma. İşte 5 gözü mevcut. Bir tanesi büyük, 4 tane de küçük göz mevcut. Ya dediğiniz gibi gerçekten yani muhteşem bir şekilde yani yaklaşık belki 1000 seneye yakındır olduğu gibi duruyor. Değil mi? Yani insanların mutlaka kıymetli izleyenler buraya gelip burayı görmeniz lazım. Burayı keşfetmeleri lazım. Ki su da hemen altından geçiyor. Evet, zaten dediğimiz gibi Malabadi Nehri üzerinde kurulmuş. Yani dolayısıyla biraz da üst tarafında zaten baraj var. Baraj gölü mevcut. Baraj Silvan Barajı değil mi? Yani yani Malabadi olarak geçiyor da şimdi zaten köprü Diyarbakır ile Batman il sınırları içerisinde ama Diyarbakır'a bağlı yani Silvan'a bağlı. Kesindir o değil mi? Çünkü Batmanlar diyor yok efendim Malabadi Köprüsü bize ait diyorlar. Bize ait. Bize ait. Bize vermiyoruz onlara. Silvan'la özdeşleşmiş Malabadi Köprüsü. Dolayısıyla bizimdir. Yani Silvan'la. Yani Batmanlı kardeşlerimiz... Malabadi Köprüsü Silvan'a ait haberiniz olsun. Bundan dolayı bu şekilde de tescillenmiş herhalde değil mi? Evet bu şekilde tescillenmiş. Peki teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Kıymetli izleyenler gerçekten Malabadi Köprüsü yani gezilip görülmesi gereken bu bölgede hatta Türkiye'de gezilip görülmesi gereken çok ender yapıtlardan bir tane binlerce yıllık bir geçmişe daha doğrusu 1000 yıla yakın bir geçmişe sahip olmasına rağmen dimdik ayakta ve tüm ihtişamıyla gözler önünde. Şu anda görüyorsunuz kıymetli izleyenler. Özellikle kemer kısmı çok garip. 1000 yıl önce statik hesabın olmadığı bir dönemde oradaki insanların, o dönemde yaşayan insanların böyle bir köprü inşa etmesi doğrusu hayranlığı celp edecek bir durumdur kıymetli izleyenler. Kıymetli izleyenler şimdi Silvan'da bulunan tarihi Hasuna mağaralarına gidiyoruz. Tabii bu mağaralara gitmek biraz yürek ister, biraz cesaret ister, biraz kuvvet ister, biraz güç ister. Çünkü yaklaşık 1,5 kilometre boyunca yürüdük. Nerede bakarsanız daha bir kilometre daha yürümemiz gerekecek oraya kadar. Çıkıncaya kadar biraz yorulduk, epey yorulduk, nefes nefese kaldık. Hele bir de kameraman arkadaşlarımızı göreceksiniz ne hallere geldiler kendileri. Maşallah diyoruz ve Hasuna mağaralarına doğru yolumuza devam ediyoruz. Haydi bakalım, görelim bakalım Hasuna mağaralarını.
değerli izleyenler, Hasuni Mağaralarının zirvesine doğru yaklaşıyoruz. Hatta yaklaşmakta kalmadık, yetiştik. Yanımızda Hacı abimiz var, Hacı İhsan abi. Nereden gidiyoruz Hacı abi? Bize bir şuradan mı gidiyoruz? Hemen. Evet, gelelim buraya. Haydi Allah, vallahi zirveye çıktık. Şöyle gerçekten güzel bir görüntüsü var. Kıymetli izleyenler, burası Hasuni Mağaraların en üst tepesi. Daha doğrusu mağaraların dip kısmı. Daha yukarıda mağaralar var. Birazdan oraya doğru gideceğiz. Gerçekten çok etkileyici ve çok şahane bir görüntüsü var. Uzaktan bakınca belki o kadar gözükmüyordu ama yaklaştıkça gerçekten harika. Ama gerçekten harika bir görüntüsü ve manzarası var buranın. Hasuni Mağarası ile ilgili Hacı abimiz burada bize bilgi verecek. Tabii bununla birlikte yani dedik ya, yaklaşık 2 kilometrelik, 2,5 kilometrelik bir yol yürüdük. Epey bir yorulduk, epey bir efor sarf ettik. Nefes nefese kaldık biz burada. Gerçi Hacı abi burada biraz daha yaşlı, daha çok yoruldu herhalde, değil mi? Evet, gerçekten. Nefes nefese kaldı. Nefes nefese çok kalmış kendisi. Peki Hacı abi, önce sizi bir tanısak olur mu? İsmim İhsan. Bu yörenin halkındanım. Buralıyım. Ne iş yapıyoruz? Çiftçilik, tarım, hayvancılık, o türden uğraşıyoruz. Allah kolaylık versin Hacı abim. Bizi kırmadınız buraya kadar, bizi getirdiniz tabi. Siz de yoruldunuz. Allah hayırınızı kabul etsin. Sağ olun, teşekkür ettim. Ben size teşekkür ediyorum. Bu güzelliklerimizi, bu tarihlerimizi ekranlara taşıyacağınız için teşekkür ediyoruz. Eyvallah, baştacısınız. Allah razı olsun inşallah Hacı İhsan abim. Kıymetli izleyenler, şimdi birazdan yukarı çıkacağız. Buradan biraz konuşmayı uzatalım ki nefes verelim. Burada biraz dinlenelim, ondan dolayı konuşmamızı uzun tutmaya çalışacağız. Çünkü yukarı çıkmak gerçekten yani büyük bir güç istiyor, bir enerji istiyor. Daracık yollar, dik yokuşlar, yani insanlar nasıl burayı yapmışlar, ne şekilde burayı oymuşlar, doğrusu hayret bir şey. Yani insan çok çok etkileniyor. Hacı abi, bu mağaralar ile ilgili bize biraz bilgi verseniz olur mu? Vallahi kesin olmamakla beraber edindiğimiz bazı kaynaklardan aldığımız bilgiler. Zaten biliyorsunuz Silvan'ın şehir merkezi buradan 6 kilometre mesafede. Aynı zamanda Malibadi Köprüsü'ne belki gitmişsinizdir, belki daha gideceksinizdir bilmiyorum ama o yol üzerindedir. Bu mağaralar Tatvan, Van, İran yolu üzerindedir aynı zamanda. Aynı zamanda ticaret yoludur burası. Ticaret yolu üzerindedir. Hasankeyf dediğimiz tarihi kültürel zenginliklerimiz aşağı tarafta kalıyor. Onlar da yaklaşık kuş bakışıyla belki 30-40 kilometre ama karayoluyla giderseniz araçla 60-70 kilometre uzuyor mesafede. Tabii yollar döne döne gittiği için değil mi? Gidiyor, evet. Bu mağaralar Hasuni diye değişik isimlerle anılıyor. Hasuni toplu mağaralar anlamına da geliyor aynı zamanda. Gördüğünüz gibi zaten mağaralar çoktur burada. Yaklaşık 300 adet mağara var. Var mı o kadar? Maşallah. Adet mağara var. Bu mağaralar göründüğü gibi böyle apartman gibi kat kat yapılmış, katlarla yapılmış. Benim de dikkatimi çekti. Uzaktan gerçi bakınca dağları oymuşlar ve kat kat yapmışlar. Yani bu dönemin apartmanlarının aynı sistem. Bugünkü apartmanları andıran yani barınaklar. Gördüğünüz gibi tamamen koca kayalar oyulmuş. İçlerinde insanların barınacakları yerler var. İçerisinde kilise var. İçerisinde dokuma yerleri vardır. İnsanların su ihtiyaçlarını temin edebilmeleri için yaptıkları sarnıçlar var. Yukarıdan yağmur suları kanallarla taşlar oyularaktan o sarnıçlara taşınmış o sular insanları insanlar ihtiyaçlarını oradan da karşılayabilmişler. Tabii yukarıda göreceğiz değil mi? Yani Tabii. En zirvesinde de sunak yeri vardır. Çıktıkça yavaş yavaş bunları göre göre gidelim yani. Gidelim bakalım, gerçekten anlatımınız yani insanın merakını celbediyor. Hele bir gözlerinde görelim bakalım nasıl olacak. Kıymetli izleyenler, hep birlikte gidelim bakalım Hasuni mağaraları nasıl bir yer. Tabii ben de çok merak ediyorum. Daha önce hiç gelmedim, duydum. Ama gelmedim. İlk defa sizlerle birlikte, bize de nasip oldu. Hep birlikte gidelim. Hacı İhsan abi, buyurun. Buyurun.
Bir mağaranın içine girdik. Hacı abi değil mi? Bu mağaranın özelliği bize biraz anlatsanız. Valla özelliği gördüğünüz gibi burada su sarnışları var. Taşlar oyulmuş, su kanalı yapılmış, suya yön verilmiş. Buralarda... Peki su nereden geliyor şimdi? Bu kapalı alan su nereden geliyor? Büyük ihtimal bu taraftan su akıtılmış. Yani evet. hem yağmur suyu evet. Hem de yukarıda biriken sular biriken buradan sular, geliyor. Evet. Şuraya şuradan. Evet. Sızan sular buraya akıtılıyor. Buralardan şu oyuklardan aynı zamanda şurada daha büyük bir depolama vardır. Depona arkadaşlar gelebiliyor muyuz? Gelin. Karanlık aman. Görüntüyü net alamıyorsunuz. Kıymetli falan. İzleyenler görmeniz lazım. İşte bu kanaldan su evet. Buraya geliyor değil mi Hacı abi? Su sarnıcı. Evet, buralara su biriktirilir. İnsanlar su ihtiyaçlarını temin edebilir. Evet. Peki, devam edelim. Gerçi şuradaki manzara da, bu pencerenin manzarası da gerçekten şahane kıymetli izleyenler. Evet, şuradan bakıldığında manzaraya doyulmaz yani. Vallahi öyle Hacı abi, gerçekten öyle. Yani insanın böyle bir evi olacak, böyle bir manzaralı evi, bol oksijen, yüksek, serin hava, gerçekten şahane değil mi? Evet. Buyurun yukarıya doğru, başka mağaralara bakalım. Haydi bakalım, kıymetli izleyenler, devam ediyoruz. Evet değerli izleyenler, şurayı size göstermek istiyorum ama gerçekten şahane bir manzarası var buranın. İşte Hasune mağaralarının en güzel gözüken yerleri görüyorsunuz kat kat. Yani bir apartman misali 1, 2, 3, 4 bazı yerler 5 katlı olarak oyulmuş değil mi Hacı abi? Gördüğünüz gibi. Artık yani sadece burası gelip görülmesi gereken bir yerdir. Yani anlatılmakla olmuyor bu iş. Yaşanması lazım diyorsunuz. Aynen öyle. İşte burası görülmesi gereken ender yerlerden bir tanesi. Tabii buranın şöyle bir özelliği de var kıymetli izleyenler. Mağaraların hepsi birbirine açılan kapılarla birleşiyor. Koridorlardan birleşiyor. Evet. Evet, koridorlardan birleşiyor. Göreceğiz biraz sonra ve yürümeye de devam ediyoruz Hacı Bey. Buyurun. Bu taraftan. Arkadaşlar dikkat edin, size bir şey olmasın. Bu gencecik yaşınızda sizi kaybetmek istemeyiz. Hadi buyurun. Haydi Allah. Evet kıymetli izleyenler, burada suyun olduğu bir bölüm var. Hacı abi burası? Abi burası su sarnıcıdır. Gördüğünüz gibi burası sadece sarnıcın ağzıdır. Ağzı biraz dardır ama alt tarafta daha böyle oyulmuş geniş bir su deposudur burası. Su deposu yani şu şekilde gözüktüğü gibi değil. Altı daha derin. Altı daha derin, daha geniş bir şekilde oyulmuş. Yani bu bölgede yaşayan evet. İnsanların su ihtiyacını tamamen karşılayabiliyor. Kanallar yapılmış, sular taşınmış buraya, çeşitli yerlerden yağmur suları buraya taşınmış. Değil mi? Evet. Ki dağın zirvesinde bu suyun bulunması gerçekten Allah'ım ya Rabbi sen ne kadar büyüksün. Rabbim hiçbir canlıyı merhametsiz, rahmetsiz bırakmıyor. Peki devam edelim mi Hacı abi? Devam edelim. Haydi kıymetli izleyenler devam ediyoruz. Biraz yorucu oluyor ama güzel oluyor. Buyurun.
Evet kıymetli izleyenler, şimdi Hasune mağaralarının en güzel diyebileceğimiz mağarasına geldik, yapısına, evine geldik. Gördüğünüz gibi tamamen bu dönemin evlerine benziyor. Tamamen elle oyulmuş pencereleri, kapıları ve tüm bu mağaralar, şu çevrede gördüğünüz mağaralar küçük oluklarla birbirine bağlanıyor. Buyurun bir evin içine bakalım, daha doğrusu mağaranın içine bakalım hep birlikte. Evet kıymetli izleyenler, burada da şu anda mağaranın hemen girişinde bir sarnıcı var. Küçük bir su sarnıcı, evet, değil mi? Evet. Gerçi fazla derin değil. Muhtemelen yok. Burada yaşayan insanların su ihtiyacını gidermek içindir bu. Kıymetli izleyenler, burası bu mağaranın, bu evin diyelim, mağara demeye dilimiz varmıyor, o kadar güzel yapılmış ki, o kadar güzel oyulmuş ki burası, bir odası. Muhtemelen o dönemde en güzel oda, baş oda, çünkü muhteşem, ama gerçekten muhteşem bir manzarası var buranın. Yukarıdan böyle aşağı baktığımızda tamamen uçurum, insan korkuyor doğrusu, fazla yaklaşamıyoruz biz burada. Şu pencereler görüyorsunuz, aşağıya bakıyor, aşağıya açılıyor. Muhtemelen tabii o dönemler kapalıymış buraları, ki çocuğu var, yaşlısı var, buradan düşmesin diye tedbirler almışlardır. Ancak şu anda gelin görün ki sadece mağaranın iç kısmı kalmış, ama o da bizim gelip görmemiz ve ibret almamız için gayet yeterli kıymetli izleyenler. Evet kıymetli izleyenler, dolaşmaya devam ediyoruz Hasuni mağaralarına. Baharın güzelliğini şu anda yaşıyoruz kıymetli izleyenler. Yağmur yağıyor, bu güzelim yağmur. Hava soğuk mu deseniz hiç soğuk değil. Çok güzel bir hava, hafif yağmur yağıyor şu anda. Yağmura yakalandık. Bu güzelliği de yaşıyoruz tabii burada. Bu dağların zirvesinde bol oksijen ve yağmurla birlikte şu anda çekimlerimize devam ediyoruz. Haydi arkadaşlar, devam ediyoruz. Kayalar biraz kaygan, dikkatli olun arkadaşlar. Evet kıymetli izleyenler, tırmanıyoruz. Gene tırmanacağız inşallah. Birazcık daha yukarı doğru gideceğiz. Şu anda bu merdivenler de tamamen ellen oyulmuş kıymetli izleyenler. Aman, aman, aman. Bu gencecik yaşımızda bizlere bir şey olmasın. Evet kıymetli izleyenler, şu anda sağlı sollu mağaraları burada görebiliyorsunuz daha önce. İnsanların yaşadığı, yaşam alanı olarak kullandığı yerler, ama çok korunaklı. Evet, burada bir sarnıç daha var. Evet. Evet kıymetli izleyenler, şurada bir sarnıç daha var arkadaşlar. Sarnıçlar tamamen birbiriyle bağlantılıdır aynı zamanda. Bu doldu mudur diğerine taşıyor, o doldu mu diğerine taşıyor, o şekil. Değil mi? Burası doluyor ve burada su yolu ta aşağıya diğer sarnıca kadar gidiyor.
Evet kıymetli izleyenler, bu merdivenleri görüyorsunuz, tamamen el yapımı. O dönemde elle oyulmuş ve yukarı kadar çıkıyor. Ta zirveye. Evet kıymetli izleyenler, arkadaşlar burada dikkatli olun. Hemen alt tarafı uçurum. Ve zirveye geldik kıymetli izleyenler, zirveye geldik. Zirvede yalnız değiliz Hacı abi sanki. Burada bir arkadaşım var. Ben hemen onun yanına gideyim. Burada birisini gördük. Selamun aleyküm. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Allah razı olsun. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Baş tacısın inşallah. Tanıyabilir miyiz? Ben Cahit Kaya. Cahit abi. Bu yağmurun ortasında bu zirvede ne yapıyoruz Hasuni mağaralarında? Valla geldik dedik biz de bir çıkalım buralara, biraz dertliydik. Geldik dertli buraya. Derdo, vay Hacı abi dertli derdo. Buraya çıkalım hele biraz hava alalım, bahar havası biz alalım. Bu zirvede hem bahar havası hem bahar yağmuru, evet. Değil mi? Hele bir oturalım, bakalım nasıl bir duygu. Aynı kıymetli izleyenler geldiğimiz vakit biz abimizi aynı bu şekilde gördük. Dertli dertli bir şekilde burada oturmuş, etrafı izliyor. Bu da bizim için garip oldu, değil mi? Evet, garip. Ya Allah yardımcın olsun. Herhalde Allah derdin biraz fazla gibi. Allah razı olsun. İnşallah derdin yoktur. Allah dert vermesin. İnşallah, inşallah. Allah dert vermesin. Dert verip de derman arattırmasın inşallah. Amin. Nasıl amin. Buluyoruz buraları, güzel mi? Çok güzel, havası çok güzel, yağmuru çok güzel. Sık sık geliyor muyuz? Sık sık gelemiyoruz. Biz de daha yeni geldik, yani iki defa oldu, üç defa oldu buraya geliyoruz. Bayağı dolaşıyoruz, yani iki üç defa geldim, bayağı dolaştım, bütün mağaraları dolaştım, baktım. Ve en sonunda buraya geldin ve yağmurun altında öyle. Zirveye çıktık. Peki, teşekkür ediyorum, Allah yardımcın olsun. Allah razı olsun. Allah dert göstermesin inşallah. Amin. Baş tacısın, teşekkür ediyorum. Hacı abi sizi de şöyle alsak mı acaba? Evet, Hacı İhsan abi. Burada Hasuni mağaralarında bizi gezdiren, dolaştıran, evet. Hacı abi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah teşekkür razı olsun. Teşekkür ettim. Sağ olun. Gerçekten buraya kadar geldiğiniz için biz size teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyenler, Silvan gezimiz burada sona erdi. Hasuni mağaralarının zirvesinde, Silvan dağlarının en üst kısmında burada gezimizi noktalıyoruz. Noktalamak zorunda kalıyoruz. Çünkü şarıl şarıl yağmur, şarıl şarıl bereket yağıyor kıymetli izleyenler. Bir sonraki hafta başka bir il, güzel memlekette görüşmek dileğiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum inşallah. Sağlıcakla kalın, selamette kalın, duanızı eksik etmeyin inşallah. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.